Pardon, bir geçebilir miyiz rica etsem? Yavrum yürüyemiyorum buraya. Ama sağda. Sağda bekleniyor ama sağa geçerseniz biz geçebiliriz. Lütfen. Sizi, lütfen. Evet. Geçin. Adamla ben nasıl bir hitap... Uyaracağız tabii ki. Uyaracağız. Ters tepki alsak da uyaracağız. Çünkü artık hepimizin bir şekilde birlikte hareket etmeyi öğrenmesi lazım. Özellikle böyle kalabalık ortamlarda ve herkesin ismi üstüne topluca bir yerden bir yere transfer olduğu alanlarda maalesef biz oluyoruz. Biz olma kültürü, ben veya onlar değil, biz kültürü. Birlikte hareket etmeyi ve birbirimizin haklarına da saygı göstermeyi öğreneceğiz. Şimdi metrolarda sürekli bir uyarı var. İşte kapı açılma sinyalini duyduktan sonra metrolara binmeye çalışmayınız. Lütfen inenlere öncelik veriniz. Sürekli böyle bir uyarı var. Ama biz hiçbir zaman o uyarılara kulak asmıyoruz. Evet. Bakın metro geldi. Şimdi bakalım nasıl olacak. Şu an aslında çok fazla kalabalık değil ama evet, gene göreceğiz. Yani insanların aynı anda hem indiklerini hem bindiklerini göreceğiz. Özellikle mesai çıkış saatlerinde ben buna çok rastlıyorum. Şu anda tabii çok kalabalık saat ama değil. Mesela oralarda da oluyor. Çok kalabalık saatlerde özellikle insanların bu hızlı hayat akışı içerisinde bir yerden bir yere hareket etmeye çalışırken yaşadıkları ya aslında hepimizin yaşadığı şey bu. Önce ben demeye başladım. Öncelik ben. Yani ben sadece bir yere gitmeliyim. Sadece ben gideceğim yere ulaşmalıyım. Sadece benim acelem var. Hayır, böyle yerlerde demin de söylediğim gibi biz hareketi önemli. Ama olması gereken alacağımız her tür olumsuz geri bildirime rağmen başkaları yanlış yapıyor diye biz de o yanlışa uymak ya da alet olmak zorunda değiliz. Aksine yanlışa rağmen biz ısrarla doğru davranarak, doğruyu hatırlatarak ve olması gereken konusunda insanları uyararak bu konuda bir adım atabiliriz diyorum. Toplum olarak toplu ulaşım araçlarında nasıl davranılacağını biliyor muyuz? Mesela çok yüksek sesle konuşma. Yani o kadar çok yüksek sesle konuşuyorlar ki sen bütün yol boyunca onların hayat hikayelerini dinliyorsun. Kimse kimseyi dinlemek zorunda değil. Yani bir başkasının telefonla ya da yakınlarıyla yaptığı konuşmayı biz dinlemek zorunda değiliz. Siz sizinle ilgili özel bilgilerinizi, aile ilişkilerinizi telefonla burada yüksek sesle konuşarak herkese duyuruyorsanız bu sizi, bakın ben önemli bir insanım ve bak benim özel hayatıma ait böyle bilgiler var. Türü bir teşhircilik örneğidir bir anlamda. Bizim aslında nasıl yetiştirildiğimizi de gördüğümüz, gözlemlediğimiz bir alan. Toplu ulaşımda sizi en çok rahatsız eden olaylar nedir? Sizden başlayayım. İnerken binerken insanların birbirine saygısızca itip kalkışmaları, bilhassa mesai bitiş saatlerinde ve başlangıç saatlerinde bunlara riayet edilmediğini görüyoruz. Mesela biz indiğimizde önce biz inmeden insanların girmesinden nefret ediyorum. Çünkü o zaman o arada sanki içeride bedava bir şeymiş varmış gibi herkes dolanıyor. Gerek yok yani, önce biz inelim sonra siz binin. Bundan rahatsız oluyorum. Bazı insanların yaşları yer vermediklerini görünce rahatsız oluyorum. Ben kalkıp yer veriyorum. Aşırı derecede kalabalık olması. Kesinlikle öyle, çok kalabalık. Yani tıkış tıkış oluyor özellikle iş saatlerinde falan. Çok kötü oluyor yani. Bir izdiham yaşanmadan binili binilmesi lazım. Yani insanların yani birbirine daha fazla saygı göstermesi gerekiyor. İnmeden önce ilkokul çocukları gibi birden böyle içeriye saldıranlar, saygı göstermeyenler, inmeden binmeye çalışanlar. Bundan tabii rahatsız edici konulardır. Bu konuda millet olarak daha duyarlı olmamız gerekiyor. Örneğin başka ülkeleri örnek alaraktan Japonya'dan görüyoruz. Daha önce videoları falan ne şekilde bindiklerini, birbirine nasıl saygı gösterdiklerini gördük.
özellikle erkek yolcularda bacakları ayırarak oturma denen bir şekil var. Oturma grubunu da evet işgal edecek şekilde oturuyorlar. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Bu tarz yerlerde kendisine ait bir özelliğini vurgulamaya çalıştığında insanların beni fark edin, beni önemseyin ve beni onaylayın mesajıdır bu aslında. Bir takım cinsel mesajları olan, beden dili olarak değerlendirdiğimizde cinsel mesajları olan bir tür dışa dönük aslında iletişim bozukluğu diye tanımlayacağım ben. İnanılmaz bir sorun metrolarda, özellikle bayanlar açısından bakın şu andaki pozisyonda olduğu gibi. Şimdi benim bu yanındaki beyefendiye ne yapmam lazım? Bacağımı geri çektim, tamam. Olmaz ama çünkü şu an bacağınızı geri çekmek olmaz. Çünkü şu an zaten bu bir tacizdir. Onu kendi alanına doğru uyararak yönlendirmek zorundasınız. Beyefendi bir bacaklarınızı toplar mısınız? Rahat oturamıyorum. Böyle bir durumda bazen karşımızda tabii bir de şu var. Hakikaten bedensel olarak iri yarı insanlar bazen kendi alanlarının dışına da taşabilirler. Bunu taciz olarak görmemek lazım. O zaman da uyarmak ya da çok birbirine teması engellemek eğer çok rahatsız oluyorsa araya kendinize hem uyarmanın dışında hem de araya işte çanta gibi vesaire gibi bir başka bariyer koyabiliriz. Çünkü çantayı da böyle koyacağım öyle mi? Biz istediğiniz kadar bunu uyaralım. Evet. Bazen karşı taraftan çok olumsuz geri bildirimler alıyoruz. Susmamızın sebebi de bu zaten. Yani ben şimdi bir şey söylerim. O da buna ters bir cevap verirse evet. Ben zor durumda kalırım ya da olay çirkinleşir. Aynen öyle düşünüyoruz. Evet. Ancak olayın kendisi zaten çirkin. Yani sizin alanınıza müdahale eden, size bedeninizin bir bölgesine sizin rızanız dışında dokunan her birey aslında sizin alanınıza girmiş olur. Muhakkak orada o uyarıyı yapmak zorundayız. Geri olumsuz bildirimler alsak bile. Anladığımız şu ki bugünün özetinden biz kötü insanlar değiliz ya da birbirimize zarar vermek, eziyet olsun diye böyle şeyler yapmıyoruz. Sadece toplu taşım kurallarının ne olduğunu biraz unutmuşuz. Bunu hatırlamaya ihtiyacımız var ve birbirimizin de ihtiyaçlarına göre daha anlaşılmaya ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla aslında bir arada pekala yaşayabiliyoruz, daha da sağlıklı koşullarda yaşayabiliriz.